Herkese merhaba. Tarihin Dipnotları programındasınız. Ve bu programımızda her zaman olduğu gibi tarihsel olayları, önemli vakaları, kişileri, durumları konuşacağız. Işık tutmaya çalışacağız. Tabii ki bu sohbetleri değerli arkadaşım Mark Madrigal ile beraber yapacağız. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Evet, bugün konumuz Bizans'tan günümüze kalan kilise yapıları. Evet. Bunlar nelerdir? Kaç tane şu anda mevcut İstanbul'da kilise yapısı olarak varlar ya da hangi formatta kullanılıyorlar? Bunları hep beraber bir istiyorsan bir bakalım. Evet, aslında dediğin gibi özellikle İstanbul'da Bizans döneminden kalma önemli yapılar var, kilise yapıları. Hı hı. Bunların çoğu camiye çevrilmiş durumda günümüzde ama tahminen bir 20-21 yapı kadar var. Bazıları cami, bazıları harabe şeklinde. Bazıları asla kiliseye çevrilmemiş. Mesela Ayerini bunların bir örneği. Osmanlı döneminde cephanelik olarak kullanılıyor Ayerini ama kilise olarak kullanılmıyor. Veya yine Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin yakınlarında olan Kanlı Kilise. Evet, o dönemden kalma tek camiye çevrilmemiş, başka şeye çevrilmemiş tek kilise binasıdır. Bu Kanlı veya diğer ismiyle Moğolların Meryem'i kilisesi. Yani böyle bir realite var, böyle bir durum var İstanbul'da. Çoğu insan bunları bilmiyor. Çünkü önceki programlarda dediğimiz gibi biraz eğitimle ilgili biraz bize tarih kitaplarında pek öğretilmemiş şeyler bunlar. Ama gidilebilecek, ziyaret edilebilecek çok yerler var. Evet. Şimdi özellikle bir sıralamayla herhalde başlayabiliriz. En büyüğü şu anki Sultanahmet'te Ayasofya. Evet. Ayasofya bugün artık müze olarak kullanılıyor. Evet. Fetih'ten sonra 1453'ten sonra camiye çevriliyor. Daha sonra 1930'lu yıllarda Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla da müzeye dönüştürülmesine karar veriliyor ve ondan sonra müze yapısı olarak insanların ziyaretine, turistlerin ziyaretine açılıyor. Evet. Herhalde 1600 yıldan bu yana tahmini olarak yani yaklaşık 1600 yıldan bu yana İstanbul'daki yegane değişmeyen yapılardan bir tanesi. Evet. Evet. Yani 1600 sene önce de İstanbul'a gelmiş olsaydık bu yapıyı o silüetin içerisinde görecektik. Evet. Bunun kuruluş hikayesi nasıldır? Yani yapılma süreci, orada daha önce başka bir kilise var mıydı? Hangi süreçten geçti? Evet, aslında günümüzde ki ulaşan Ayasofya 3. Ayasofya'dır. 1. Ayasofya Konstantin veya belki de Konstantin'in oğlu Konstantius tarafından inşaat edilen bina. Ama o bina yıkılıyor. Bu Chrysostom zamanında başka programlarda değinmiştik. Hı hı. Chrysostom orada vaazlar veriyor. Ondan sonra sürgüne yollanıyor İmparatoriçe Evdoksya tarafından. Ondan sonra bir halk ayaklanması oluyor ve o kilise mahvoluyor. Daha sonra Theodosius döneminde bir ikinci Ayasofya inşaat ediliyor. Bu ikinci Ayasofya ise bu Nika ayaklanmasında. Evet, tarih bu sefer yakılıyor. Ondan sonra bildiğimiz Justinianus'un bugün herkesin ziyaret ettiği Ayasofya inşaat ediliyor. Ve tabii ki aslında Justinian'ın inşaat bittiği zaman içeri girdiğinde Hazreti Süleyman yani Kral Süleyman için evet. Onu kastederek seni geçtim Süleyman evet. Dediği rivayetler arasındadır. Çünkü evet. Gerçekten uzun yüzyıllar boyunca tek başına evet. Avrupa'nın en büyük katedrali ve dünyanın evet. En büyük katedrali olarak hizmet veriyor. Aslında burada ilginç bir şey ekleyeyim. Aslında orada Süleyman'a bir atıfta bulunmaktansa o dönemde o şey yani Konstantinopolis'te mevcut olan başka bir kiliseye atıfta bulunmakta. Hı hı. Yaklaşık Ayasofya, bu bildiğimiz 3. Ayasofya inşaat edilmeden bir 30-40 sene önce başka bir kilise inşaat edilmişti. Bu Polyeuktos Kilisesi. Bu belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki... Aynen öyle. Hı. Ve 1968'de orada kazılar düzenleniyor. Bu alt geçiti yapmak için. Hani belki geçmişsinizdir, bir sürü bisikletçi vardır evet. O alt geçitte. Onun üstündeki parkta bir kalıntı bulunuyor. 1968'de buralar bayağı bir araştırılıyor.
Günümüzde bu kilisenin parçaları arkeoloji müzesinde, bazıları Venedik'te Haçlılar tarafından götürülmüştür. Fakat bu kilisenin ilginç bir hikayesi var. Bu kiliseyi inşaat ettiren aristokrat kadın Anicia Giuliana adında bir kadın. Ve bu kadın 2. Theodosius'un torunu ve kendisinin ismini hatırlanması için bir kilise inşaat ediyor. Fakat öyle bir kilise ki yani mevcut kiliseyi kutsal kitaptaki Süleyman'ın tapınağından ilham alarak yapıyor. Yani aynı ölçüleri, aynı arşınları kullanarak aynı boyutta bir kilise. Süleyman Tapınağı'nın boyutlarında bir kilise yapıyor. Dolayısıyla bazı tarihçilere göre aslında Justinianus bu meşhur sözleri söylediğinde aslında bu kadına bir atıfta bulunmakta. Çünkü biraz gergin bir dönem yaşandı o 6. Evet. yüzyılda ikisi arasında. Hı hı. Ve tabii ki aslında Ayasofya'da çeşitli gerek tabii bugünkü bize ulaşan mozaikler aslında daha sonraki yüzyıllarda evet. yapılan mozaikler ama yine de dünyanın ilgisini çeken tabii ki eserler. Ama ilk dönemde daha farklı, özellikle ikonolast döneminden önceki evet. mozaikler vardı. Fakat işte 7. yüzyılda, 8. yüzyılda o ikonolast hareketi sırasında o mozaiklerin çoğunluğu evet. tahrip edildi. Evet. Ve daha sonra tekrardan bunu 100 yıllık bir aradan sonra tekrardan mozaikler orada süslendi. Evet. Ayasofya'nın önemli bir özelliği, Ayasofya'da imparatorluk katedrali aslında. Evet, doğru. Daha çok seremoniyel yani törensel bir takım aktivitelerin icra edildiği bir yer ve özellikle taç giyme törenleri. Bugün Ayasofya'ya gidenler göreceklerdir ki çevrilmiş bir alan vardır ve orada evet. bir yazı yazar der ki o kare alan içerisinde Bizans İmparatorluğu'nun, Roma İmparatorluğu'nun taç giydiği alan burası. Evet, ona aslında bir Latince ismi var, Opus Sectil diye. Hı hı. Bu mermerden olan daire. Orada Bizans İmparatorluğu'nun taç giydirme seremonisi olurdu. Bildiğimiz kadarıyla sadece 3 tane Opus Sectil var. Bir tanesi Ayasofya'daki, İstanbul Ayasofya'sındaki, bir tanesi İznik Ayasofya'sındaki. Ki bir 50 senelik evet, dönem boyunca İznik Devleti kuruluyor. İznik Devleti kuruldu. Bir de Mistras'taki Opus Sectil. Onun dışında bildiğim bir Opus Sectil yok. Ve özellikle Latinlerin şehri yağması sırasında burası çok büyük hakaret. Yani Hristiyanlık dünyası açısından çok büyük evet. hakarete maruz kaldı. Evet. Birçok değerli eşyası yağmalandı, söküldü. Mihrap, Justinian'ın yaptırdığı mihrap evet. alındı. Yıllar önce bir eski bir Rumen tarihçinin yazdığı bir kronikte, daha doğrusu çok kısa bir metinde bu mihrabın da Venedik'e götürülürken aslında battığı evet, evet. söyleniyor. Dolayısıyla hiç kimseye yar olmuyor gibi evet. bir durum ortaya evet. çıkıyor. Ve tabii ki daha sonraları katedral Bizans'ın son dönemine kadar aktif bir şekilde kullanılıyor. Evet. Ve ondan sonra da camiye çevriliyor. Evet. Bugün en çok belki de öne çıkan şeylerden bir tanesi de özellikle ziyaretçileri gittiğinizde görürsünüz bir sütunda parmaklarını, baş parmaklarını evet, evet. Sokup çevirdikleri görülür. Aslında onun kökeni yine Justinian zamanına. Evet. gider. Bir gün Justinian'ın o baş ağrısı tutuyor ve baş ağrısının o sütuna dokunduğunda baş ağrısının geçtiğini evet. fark ediyor. Ve ondan sonra bir gelenek haline geliyor. O sütuna dokunmak, işte orada bir delik var oradan evet. işte baş parmağı tutup çevirmek. Hani böyle bir halk arasında söylentiyle evet. dolaşıyor. Hatta fetihten sonraki dönemde yine başka bir rivayet çıkıyor. Normalde Ayasofya'nın yönü kıbleye evet. bakmıyormuş. İşte Sultan Mehmet parmağını oraya sokup çevirince kıble yönüne doğru döndüğü rivayet ediliyor. Tabii evet. bunlar şehir efsaneleri. Tabii. Hani şey olarak bilmiyor ama bugün halen içeriye girdiğimizde o eski kilise yapısını evet. net bir şekilde görebilmek mümkün. Mümkün. Yapıda. Başka önemli kiliseler, yapılar günümüze ulaşan hangileri? Yani Ayasofya bir numara olan başladık.
Evet. Mesela bir örnek vermek gerekirse Zeyrek Camii diye bildiğimiz bir zamanlar Pantokrator Manastırı, Ayasofya dışındaki ikinci en büyük yapı İstanbul'da ama çok az kişi ziyaret etmiştir. Zaten şu an restorasyon aşamasında. Bildiğimiz kadarıyla bu Komnenos Hanedanlığı. Komnenos Hanedanlığı Papa'yla ilişkisi olan haçları başlatan hanedanlık olarak bilinir. Onların mezar şapeli bu manastır kalıntıları içerisinde bulunmaktadır. Hatta bu lahitlerden bir tanesi, İrene'nin lahiti, bugün Ayasofya'dadır. Bu arada Ayasofya'da da İrene'nin bir mozaiği vardır. Johannes Komnenos'un İrene ile kiliseye yaptığı bir bağış, orada mozaikle resmedilmiş. İrene zaten Johannes'ten çok farklı, sapsarı saçları var, uzun saçları var. Yanlarında da bir oğulları ki lösemiden ölüyor 17-18 yaşlarında. Fakat bu manastır İrene'nin yaptırdığı manastırdır. Bu Komnenos Hanedanlığı'nın manastırıdır. Aynı zamanda 12. 13. yüzyılda Haçlı istilasından sonra birkaç sene boyunca orası Haçlıların sarayı olarak Evet, ilginç bir kullanılıyor. şey bu da. Yani Haçlıların orayı saray olarak kullanması da çok ilginç. Herhalde tabii o zaman büyük saray yapısını yağmaladıkları için içinde oturulamaz durumda. Ve en yakın orayı kullanıyorlar. Onun dışında bugün herhalde bir de kalıntı olarak ulaşan, çünkü kubbesi çökmüş durumda, İmrahor Camii olarak bilinen Aziz Studios Manastırı ve Yahya Kilisesi galiba. Evet, aslında Yanlış. bu Vaktiz Yahya Kilisesi. İstanbul'un en eski Bizans yapısı. Yani Ayasofya 535-540 senelerinde inşaat edilmiştir. Fakat bu Stüdyon Manastırı dediğimiz bina bundan 100 sene önce inşaat edildi ve hala durmaktadır. Ziyarete kapalıdır. Sadece Ayasofya Müdürlüğü'nden izin alınarak oraya girebilmekteyiz. Orası çok ilginç bir yapı. Dediğim gibi bir manastır yapısıydı. Dönemin senatörü, konsülü Studius tarafından o bina inşaat ediliyor. Dolayısıyla ona Studion Manastırı denilmekte halk dilinde. Fakat asıl kilisenin ismi Vaftizci Yahya Kilisesi. Ve orası önemli bir manastır oluyor. Birçok imparatorun çocukları oraya eğitim için gidiyor. Orada el yazmaları kopyalanıyor. Sadece İncil'den değil, birçok antik kitaplar, Homeroslar, Aristolar yazıtları orada el yazmasıyla kopyalanıyor. Artı diğer programlarda da bahsettiğimiz bu Uykusuzlar Evet, Tarikatı meşhur. orada çıkıyor. Bu günümüzde Latince'de perpetua adoratio, yani durmadan Dua dua eden. etmek olayı aslında oradan başlıyor. Oradaki tarikat bunu başlatıyor. Bir zamanlar o binanın içerisinde bildiğimiz kadarıyla Vaftizci Yahya'nın bir kutsal emaneti, kafatasının bir parçası ve kolu vardı. Bugün Topkapı Bugün Sarayı Müzesi'nde gösterilmekte olan. bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde bu emanetler Kutsal yerinde, Emanetler bölümünde. kutsal emanetler bölümünde gösterilen bu kemikler aslında bir zamanlar Studion Manastırında. Manastırı'ndaydı. Ve bildiğimiz kadarıyla imparatorlar batı kapısından girdiklerinde şehre, özellikle tören, yani savaşlarda kazandıkları zaman bir tören şeklinde Ayasofya'ya kadar bir yürüyüş yapıyorlardı. Ama ilk durakları her zaman Studion Manastırı olurdu. Ve orada o emanetin önünde diz çökerler, dua ederler ve bir adak sunarlardı. Yani böyle bir ilginç detay var orasıyla ilgili. Ve tabii ki aslında Stüdyon Manastırı fetihten sonra da 1453'ten sonra özellikle Sultan Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in sürekli ziyaret ettiği ve orada keşişlerle dini sohbetler yaptığı biliniyor. Tarihte de anlatılır. Burada bulunmaktan keyif aldığı söylenir Sultan Mehmet'in. Aynı şekilde bir başka herhalde yapı da günümüze ulaşan adam Kariye. Ve en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü içindeki mozaikler, betimlemeler
zenginliği açısından da oldukça önemli, sanat tarihçilerinde çok rağbet ettiği bir yer. Evet, evet, aynen öyle. Kariye'nin aslında tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Hı hı. Şimdi bugünkü Kariye Müzesi diyebildiğimiz yapı daha çok 14. yüzyıla dayanıyor. Fakat öncesinde orada daha eski bir bina vardı. Ve o bina büyük ihtimalle 4. yüzyılda inşaat edildi. Konstantin'in belirlemiş olduğu surların dışında. Dolayısıyla ona Grekçe'de Kora denilmiştir ki Kora'nın anlamı kırsal alanda demek. Hı hı. Yani kırsal hı hı. alanda olan kilise. Neden? Çünkü şehir surlarının dışında kalmıştır ilk inşaatında. Bugünkü Edirne Kapı'da gidip görülebilir. Evet. Yani. Daha sonra Theodosius döneminde bir ikinci sur yapılıyor ki bugün Edirne Kapı diye bildiğimiz kapı, o surun bir parçası. Ve böylece bu kilise şehrin sur içinde kalmış oluyor. Aynen öyle. 14. yüzyıldaki yapı Haznedar Theodor Metakites tarafından onarılıyor, restore ediliyor. Hatta o kendisine ek bir mezar şapeli yapıyor ve kendi lahdi ve ailesinin lahdi o mezar şapelinde koyuluyor fresklerle. Peki halen o mezar lahitleri duruyor mu zeminde yoksa onlar? Yani lahitlerin açıkçası ben tam olarak nerede olduklarını bilemiyorum. Hı hı. Fakat o lahitlerin konulduğu yerler duvarda duruyor elbette. Yazılar hı hı. hala orada. Hı. Bu ek mezar şapeli dediğimiz yer mozaiklerle değil fresklerle kaplı. Kaplı. Ve çok güzel freskler. Hepsi yargı günüyle ilgili. Hatta orada bir meşhur fresk vardır. İsa Mesih Adem ve Havva'yı ellerinden tutup bu Hades dediğimiz yani ölüm hı-hı. sonrasında hı-hı. insanların gittiği yerden onları alıp cennete götürdüğü fresk. Bu da birçok Rönesans sanatçısına ilham vermiş bir resim aslında. Evet, çok önemli bir yapı. Ve onun dışında bugün aslında Sümbül Efendi Camii olarak bilinen ve Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan bir kilise bir yapısı daha var. Evet, bu Andreas, Kriseili Andreas olarak bilinen kilise. Onun hakkında pek fazla detaylı bilgimiz yok. Bu Aziz Andreas denilen şahıs kilisenin adlandırıldığı. Petrus'un kardeşi Andreas değil, başka bir Andreas, bir Giritli Andreas. Daha sonradan Aziz olmuş Bizans tarihi içerisinde. Orada da orijinal bazı mermer sütunlar görmek mümkün, bazı sütun başlıkları vesaire ama fazla bir detay, yani dış yapı dışında pek hiçbir detay kalmamıştır. Bir başka yapı ise Can Kurtaran'daki, Can Kurtaran semtinde bulunan Küçük Ayasofya. Evet, evet. Orası yani bugünkü haliyle yine Justinianus tarafından yaptırılıyor. Eski ismi Aziz Sergius ve Bacchus Kilisesi. Bu Aziz Sergius ve Bacchus 3. yüzyılda şehit düşen iki Roma askeri. Neden şehit düşüyorlar? Çünkü Hristiyanlığı benimsiyorlar ve bundan dolayı idam ediliyorlar. İnançlarından ötürü bu iki asker ve rivayete göre bir gün Justinianus'un rüyasında bu iki aziz görünüyor ve buradan ilham alarak onların anısına bir kilise yapıyor. O kilise de Küçük Ayasofya kilisesi olarak bildiğimiz yapı. Ve Fethiye Camii. Evet. Yani aslında şeyleri de görebiliyoruz. Bu yapıların hani günümüze ulaşabilmelerini sağlayan en önemli etken herhalde bunların 1453 fetihten sonra camiye çevrilmiş olmaları. Evet, yani çünkü camiye çevrilmeselerdi büyük ihtimalle artık harabe olmuş olurlardı. Evet. Yani pek görünür bir halleri olmazdı. Hı hı. Dolayısıyla aslında bu camilere çevrilerek en azından yapıları korunmuş oldu bir nevi. Burada belirtmek gerekirse önemli yapılardan bir tanesi tabii Fethiye Camii'nden bahsedeceğiz ama ondan öncesinde bugün Fatih Camii olarak bildiğimiz. Evet. Aslında bence İstanbul'daki en önemli o dönemde kilise yapısı olan Kutsalavariler Kilisesi'ydi. Bugün tabii binanın neye benzediğini tam olarak bilmiyoruz. Evet.
ama bize bazı ipuçları veriyor. Nedir? Özellikle Latinler bu binadan çok etkileniyorlar. Venedikliler kendi ülkelerine döndüklerinde San Marco Meydanı'nda, bugün San Marco Kilisesi olarak bilinen katedrali inşa ediyorlar ve birebir plan olarak esinlenilmiş, tam birebir değil ama esinlenilmiş bir yapı, içindeki mozaiklere, fresklere kadar esinlenilmiş bir yapı. Ve bu aslında Bizans'ın da en önemli yapısı. Çünkü altında imparatorların mezarları var. Evet, aynen öyle. Yani Büyük Konstantin'den tutun Justinian'e kadar bütün imparatorların, Heraklius, Büyük Heraklius, bunların mezarları burada mevcut. Halen altında var bu mezar layıtları. Hatta bazı layıtlar, daha önce de konuşmuştuk başka programlarımızda, bu mor mermer layıtlar. Evet. Ben bir iki tanesi bugün Arkeoloji Müzesi'nin önünde sergileniyorlar. Yine oradan getirilen bazı layıt parçaları, başka layıtlara ait parçalar mevcut. Ama en önemlisi burada ismini veren elçisel dönemden, yani havarilerin olduğu dönemden kalan kalıntılar vardı ki bunlar Luka'nın, Aziz Markus'un, Timoteos'un, hep kutsal kitapta adını sıklıkla duyduğumuz kişilerin mezarları. Evet. Yani daha doğrusu buraya nakledilmişti onlardan geriye kalanlar. Evet. Ve kilise babalarından da Ioannis Chrysostomos'un mezarı ve kemikleri buradaydı. Çok önemli bir yapı ve bir merkez haline gelmiş. Evet. Ve fetihten sonra ikinci cami yapısı olarak çevrilen, daha doğrusu yıkılıp yerine cami inşa edilen bir alan. Ve günümüzde artık herhangi bir yapıdan geriye kalan bir şey olmamıştır. Evet, evet, aynen öyle. Ve tabii ki aynı zamanda Havariler Kilisesi, bütün bu saydığımız nedenlerden ötürü Bizans için önemli bir dini merkezdi. Evet. Fethiye Camii'nden tabii ki bahsediyorduk. Orasında tarihçesi tam olarak nedir? Birazcık bahsedersen en azından. Fethiye Camii bugün Çarşamba Mahallesi'nde bulunan bir yapıdır. Eski ismi Pamakaristos Kilisesi olarak geçmektedir. Pamakaristos, lütuf dolu Meryem anlamında tam Türkçe çevirisi. Orası aslında bir 11. yüzyıl yapısı. Fakat bu halini 13. yüzyılda alıyor. Bir tane Bizans komutanı var, Bulgarlarla karşı savaşmıştır. Mikhail Glabas diye. Hı hı. Kendisi bu kiliseyi restore ediyor. Bu son halini almasına sebep oluyor. Ve daha sonra vefat ediyor. Vefat ettikten sonra eşi Maria bu komutan için, yani kendi kocası için bir tane ek mezar şapeli yapıyor. Orası da aile mezar şapeli oluyor. Bugün müze diyebildiğimiz bölüm bu bölümdür ve hı hı. Fresklerin, ikonaların bulunduğu bölüm budur. Sayıca çok az ikona vardır. Fakat kariye kadar güzeller. Hatta belki daha da güzel ikonalar. Özellikle çok sevdiğim bir tane var. Kubbede İsa Mesih gözüküyor ve İsa Mesih'i çevreleyen eski ahit peygamberleri var. Hmm. Ve her bir peygamberin elinde bir tomar ve tomarın içinde Mesih'in gelişiyle ilgili peygamberlikler bulunmakta Grekçe'de. Gerçekten çok sevdiğim bir resmediliş, bir mozaik. Yani oralara yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin. Ki hakikaten çok güzel sanat eserleri bunlar. Aynı zamanda ondan da bahsetmeden geçemeyeceğiz aslında. Gül Camii var. Evet, evet. Yani çok önemli yine bir hikayesi de var tabii onun. Özellikle İstanbul fethedildiği zaman askerler, Yeniçeriler kiliseye girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında çok şaşırıyorlar. Evet. Çünkü gül yaprakları saçılmış her tarafa. Evet, aynen öyle. Ve bundan çok tuhaf ve değişik bir olay olarak bahsediliyor. Evet. Daha sonra anlaşılıyor ki bu aslında gül yapraklarının sebebi birkaç gün öncesinde imparatorun da katıldığı bir törenle orada bir şey yapılmış. Evet, bir Azize anılmış. Hı-hı. Kendisi Azize Theodosia. Hı-hı. Theodosia bu
ikonoklazma veya ikona kırıcılık döneminde şehit düşen ilk aziz. Kalke kapısındaki bir tane İsa mozaiği vardır, ikonası vardır. Bizans askeri 3. Leo'dan emir almıştır onu kapıdan kaldırmak için. Fakat Azize Theodosia, ki o zaman rahibeydi, buna karşı çıkıyor ve neticesinde bu Bizans askeri tarafından öldürülüyor. Ve sonrasında Azize oluyor. Bu Gül Cami diye bildiğimiz yapı eskiden bu Azize'ye, Theodosia'ya adanmış olan Aya Theodosia Kilisesi'ydi. Ve tabii ki aslında hani bütün bunların dışında bunlar en çok bilinenleri. Tabii, tabii. Yani bütün bunların dışında da zaten bugüne herhalde bir 20-21 civarında her yani zaman. Yani bir 20 civarı mesela hiç bahsetmedik ama Bodrum Camii var. Orası da eski bir Bizans Kilisesi. Kalenderhane Camii var. Evet. Orası aslında çok ilginç bir yapı. Fransiskanlar tarafından kullanıldı ve Aziz Francis'in en eski freskleri orada keşfedilmiştir. Arkeoloji müzesinde olanlar bugün zannedersem. Bugün arkeoloji müzesinde olanlar elbette, evet. Ve tabii ki daha adını sayamadığımız, programda evet, çok fazla üzerinde duramadığımız. Tabii süremiz kısıtlı olduğu için hepsine. Pek çok şey var, kesin. Bir de var. Hızlıca gidiyoruz yani, yoksa tabii bu binalarla ilgili hikayeler bitmez yani. Tabii ki, tabii ki. Ben çok teşekkür ederim Mark. Ben teşekkür ederim. Düşüncelerin için ve tabii ki sevgili seyirciler, biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bir başka tarihin dipnotları programında görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.